Sevgili seyirciler, Ulusal Süt Konseyi çiğ süte %17,4 oranında artış yapacağını açıklamıştı. O zammın yürürlüğe girme tarihi ise bugündü. Fakat geçen hafta market rafında peynir ve tereyağı fiyatları arttı. Yani çiğ süt zammı daha gelmeden etiketlere yansımıştı bile. Ekibimiz işte o zammı beklemeyen, anında değiştiren değişen etiketlerin izini sürdü bugün. Peynir fiyatlarında bildiğimiz üzere zamlar peş peşe geldi. Şu 100 liralıktır şu peynir. Tüketiciler Birliği Federasyonu Market Endeksi grubu bilinmiş bir zincir markette bilinmiş bir beyaz peyniri takibi aldı. Günlük değiştiriyorlar hep etiketleri. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. 179 lirayken bugün 305 lira. Çiğ süt zammı daha gelmeden etiketlere yansıtmışlar. Bir peynir daha ne kadar artabilir ki? Tereyağı ise uçtu gitti yani. Geçtiğimiz hafta açıklandı. Ulusal Süt Konseyi çiğ süte %17,4 artış yapacağını söyledi. Yürürlüğe girme tarihi bugündü ama ondan önce süt ürünlerinin fiyatı arttı. 17 ila 21 arası, yani son 5 gün içinde market raflarında fiyatlar değişti. Ayda bir peynir alıyoruz bu dükkana. 50 lira fark oldu. Çeşit çeşit peynirler, kaşarlar, süt ürünleri ama bu dolabı açmanın maliyeti arttı. Süt fiyatları bugün artış olacakken peynir fiyatlarına geçen haftadan %30 zam geldi. Üreticiler için Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu zam ve piyasada oluşan fiyatlar ayın 22'si itibariyle geçerli. Ancak bunun anons edilmesi, bu verilerin bilinmesi piyasada rafları biraz daha erkenden fiyatları arttırmaya sebep verdiği anlaşılıyor. Millet kendi kafasına göre yapıyor işte. Fahiş fiyat var da suçlu yok ortada. Peki ya şimdi? Haftaya bir artış daha olur mu? Bugüne kadar gelen zamların üzerine ekstra bir zam gelmeyecek.